Bugün Van Eğitim Araştırma Hastanesi hizmetlerine bir yenisini ekliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önce birçok merkez açtık. Bugün de nöromüsküler hastalıklar polikliniğimizi açıyoruz. Nöromüsküler hastalıklar merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Nöromüsküler hastalıklarla ilgili kısa bir bilgi takdim etmek istiyorum. Sonra polikliniğimizi ve ileride olacak merkezimizi tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle bir aradayız. Van ve çevre illere yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veren bir hastaneyiz. Vatandaşlarımızın hizmete rahat ulaşması, kolay hizmet alması için Sağlık Bakanlığımızın merkezler açma politikası var. Bu politika doğrultusunda biz de şimdiye kadar birçok merkez açtık hastanemizde. En önemlileri kalp merkezi, el cerrahi merkezi, obezite merkezimiz, kronik yara bakım merkezimiz, perinatoloji merkezi. Bunlar hepsini kısa bir süre içerisinde hizmete açtık. Bugün de nöromüsküler hastalıklar polikliniğini açıyoruz. Nöromüsküler hastalık bildiğiniz gibi hareket etmemiz, yememiz, içmemiz organize eden kas ve sinir hastalıklarını içerir. Nöromüsküler hastalıklar polikliniği de kas ya da sinir hastalığı olan hastalarımıza burada hizmet verecek. Böyle bir merkezin ciddi anlamda bu coğrafyada olan hastalara faydalı olacağını düşünüyoruz. Burada akraba evliliğin fazla olması genetik hastalıklara yatkınlığı arttırıyor. Nöromüsküler hasta da fazla Van'da. Ciddi bir ihtiyaçtı. Bunu yerine getirmek için gerçekten çaba sarf edildi. Özellikle yönetici arkadaşlarıma, başhekim yardımcı arkadaşlarımıza, uzman hekimlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok emekleri var. Bu işle ilgilenecek hemşire arkadaşlara, patologlara, tüm paydaşlara ben aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Kas hastalıklarında çeşitli mekanizmalarla meydana gelen rahatsızlıklarla uğraşır nöromüsküler hastalıklar. Motor sinir lifleri etkilendiği zaman hastalarda kuvvetsizlik, güçsüzlük, kaslarda erime olabilir. Duyusal sinir lifleri etkilendiğinde de bu hastalarda ayak ve parmak uçlarında yanma, batma, kırıncalanma tarzı şikayetler olabilir. Buna bağlı bu hastalıklar yürüme güçlüğü, düşme atakları görülebilir. Kimlerde gözüküyor bu hastalık? Çoğu zaman genetik sebeplere bağlı, yani ırsi. Akraba evliliklerinin görüldüğü toplumlarda görülme sıklığı nispeten biraz daha yüksek ki ülkemizde akraba evliliklerinin görülme oranı %25. Bu genetik kökenli hastalıkların tedavi imkanı maalesef %10-20 oranında ama gelişmeye çok açık bir alan. Tedavi araştırmaları, bilimsel araştırmalar hızla yürüyor. Bir de asıl erişkin yaşta gözlenen bağışıklık sisteminde anormal yanıt ya da enfeksiyon sonrası oluşan edinsel nöromüsküler hastalıklarda daha etkin tedavilerde bulunabiliyoruz. Patolojisini ben mevzuatta da mevzuatta daha iyi bilir. Diyor ki hizmet alımı yapabilirsiniz. Biz bakanlıkla da zaten o şekilde görüştük. Yani kas biyopsisinin patolojinin yorumlaması çok özel bir iş, çok farklı bir disiplin. Bunu da bizdeki mevcut patolog arkadaşlar da henüz deneyimlemedikleri için hizmet alımı yapacağız. Evet.